Peki, euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. İlk önce bu hafta benim ders bende olacağını bilmiyordum. Geçen hafta sıkıntı vardı galiba. Sıkıntıydı değil mi? Gafur yapıyordu. Onun devamı olacaktı. Biz öyle diye geldim ama baktım memlekete gitmiş. İyi, o zaman ben baştan söyleyeyim. Risale-i Nur dersi değil. İtiraz etmeyin. Ben metni okumuyorum. Risale-i Nur dersi Perşembe günü yapıyorum. Pazar günü yapıyorum. Başka? Perşembe günü öğlen yapıyorum, Perşembe günü akşam yapıyorum, Cumartesi öğlen yapıyoruz. Yani günde, şey haftada 5-6 tane dersimiz var. Şimdi notlardan yapacağım. Başkaları ne der diye maske kullanana, kullana özbenliğimizi zamanla unuturuz. Hani Risale'de geçiyor ya, başkasının yürüyüşünü taklit ede. Kendi yürüyüşünde unuttu. Kendisine dönse bile kaybetmiş oluyor. Kendim kaybettim. Başkası değil. Kendimi kaybettim. Tekerleme değil. Hepsi bir hakikati anlatıyor. Yine insan kendisini burada bulacak. Mutluluk orada. İlaçlar, psikoloji ilaçlar, ayağın kırıldı baston gibidir. Belirli bir yere kadar, ondan sonra uzun süre devam etmesinin sebebi, o senin artık ilaca değil, düşünceni, hissiyatını düzeltmen gerekiyor. Tabuttan çıkman lazım. Bak, beden bir tabut. Ruh burada. Tabutu sayıyor. Zaman bir tabut der usta. Zaman bir tabut. Zaman. Evet. 17. sözde, tamam mı? Zihniniz buraya verir. Zaman bir tabut. Ne yapıyor seni? Evirip devirip çeviriyor. Bak ne hale getiriyor. Bak zamana bak. Ben beyaz yaptım. Zaman bir tabut. Hadisatı devamlı değiştiren. İçindeyiz. Zaman dışına çıkamazsın. O seni taşır. Seni taşıyan. Bak şimdi tabuttan çıkmayan. Sen o mezarlıktaki tabut, o tabutun kurbanı gitsin. Başka tabuttan bahsedeceğim. O bir şey mi ki? Fikir bir tabut. Fikir. Bir girdin mi? Çık da göreyim hadi. Duman olmuşsun. Dibe indiriyor seni. Düşüncelerinden, vesveselerinden nasıl kurtulacaksın? Abi, kurtulamıyorum. Neyi? Düşüncelerimden. Kim kaçıyor? Ben kendimden. Bak tabut. Demek ki birinci tabut beden, zaman. İkinci tabut beden, ruh içinde. Üçüncü tabut düşünceler, vehimler, vesveseler. İçinde ben. Üçüncü tabut vicdana iniyorum, his. Aşık oldum, çok sevdim, arabaya, makama, ondan sonra kasaya, masaya, kariyere. Bir sürü işler var yani. Bir girdin mi? Kadınlar daha çok bu tabuta biniyor. Allah böyle yaratmış. Erkeklerin tabutu fikir tabutu. Dima. Kadınların tabutu biraz da vicdanidir. Aşağıda his tabutu. Hisse girdi mi? Hadi çık bakalım, in bakalım oradan. Yani tabut seni taşıyan. Sonra dört. Kalpte ne var? Duygular. Duygular tabut. Yayıya götürecek yok ki. Bir tanesini kapat ya. Sonra rahat olun. Çok rahat. Ruh bir tabut. İçinde haletler var. Sırayla gittim soğan kabuğu gibi. Ruh bir tabut. İçinde ben varım, haletlerim var. Sonra ene bir tabut.
İçinde ben olan ben var. Ben olan ben bir tabut. İçinde sırrı insani. Hiç kimse yok ki. E yerde çık işte tabut. Mezarındaki tabut değilmiş. Ey mezar-ı mutarik medbahlar diyor. Ölmüş de kabir yok. Ya, bak adam mezara girmeyi bile intihar ederek dört gözle bekliyor. Hangi tabuttan inmek için? Düşünce ve his tabutundan inmek için. Mezardaki tabutu istiyor, yeğliyor, arzu ediyor. İntihar eline geçmiyor. Tabutu gördün mü? Mezardaki tabut neymiş? Tabut. Ha ille menfi değil tabi. Mana da böyle. Fethuli fi ibadi ve tuli cenneti. Cennete gideceksiniz demiyor. Gir cennete diyor, gir. Dünyan. İman, insanın hususi dünyasını cennete veya cehenneme çeviriyor. Yoksa imanı. İman cennete çeviriyor. Ha? Tabut. Şunları uygulamaya çalış. Yani bunlarla kalmış bir şey yok. Tabut. Anladın mı? O bedenimi taşıyan tabutu ne yapacaksın? O bedeni taşıyan mezara kadar taşıyor da. İmam diyor ki Mefta'yı diyor, mezara indirdikten sonra diyor, tahta tabuta, arabaya götürün diyor. Ama fikir tabutu, his tabutu, duygulu tabutu, latife tabutu hala seni taşıyor. Abdülbasit'in dediği gibi, abi ne zamana kadar bitecek? Darüsselam'a girene kadar tabut bitmeyecek. İyi ki Allah var bu süreçte ya. Oh! Hoşuma da gidiyor ama. Şunları uygulamaya çalış. Kendinle çatışma. Kendinle çatışma. Savaşma. Dertlerinle savaşma. Dertler sana bir şey diyor. Mektuptur. Okumaya çalış. Sakın mücadele etme. Yaban arılarına benzer. Musallat olur sana. Nefsinin değil, fıtratını takip et. Yani fıtratım ne istiyor? Ailenle bağını kuvvetlendirmek için sakın bahaneler sana zarar vermesin. Bahane arama. Muhabbet gözü kusuru görmez. Eşinle, ailenle, akrabanla kafana takılıyorsa birisinin kusurları, geçinemiyoruz abi şunları bunları yapıyor. Onlar geçerli bahane değildir, unutma. Sevmemeye karar verdin mi her şey sana batar. Her şey kusurdur. Muhabbet gözü der ustad, kusur görmez. Kusur görüyorsan muhabbetin yoktur demektir. Ya neleri yutmuyoruz dışarıda değil mi? Peki adavet gözü olursa, kalpte adavet olursa hiç iyiliğini görmezsin. Hiç iyiliğini görmezsin. Muhabbet olursa hiç kusurunu görmezsin. Sihirli bir şeyi söyleyeyim, evde böyle panzehir olsun zehire. Allah'ın kullarına baktığı gibi bakmaya alışmamız gerekiyor. Nedir o? Allah kullarına şöyle bakıyor, bakacak. Bakıyor ve bakacak. Bir günahı bir yazıyor. Bazen yazmıyor. Her zaman yazmaz. Bir günahı zam yapmaz. Ya hiç yazmaz, ya bir yazar. Bir sevabı mutlaka yazar, bir sevabı en az 10, ucu yok. Kadir gecelerinde 30 binler. Berat gecelerinde 20 bin, Cuma gecelerinde yüzler ve binler. En az bir haseneyi yazmaz değil, 10 yazar, en az. Bak dikkat et, şimdi bir şey, sırlı şey. Allah bir güzelliği, bir güzel sıfatı en az 10 yazıyor. Bir günah bazen yazmaz, bazen bir yazar. Başka yok. İki yazılmıyor. Allah bize haşırı böyle muamele edecek, dünyada da böyle muamele ediyor. Şimdi ben eve uygulayayım bunu. Hanımın veya eşimin işte, eşimin bir kusurunu bir yazarsa, bazen yazmazsa, bir iyiliğini ki... Niçin Allah bir iyiliğe çok sebat veriyor? Çünkü iyilik yapmak zordur.
Kötülük yapmak kolaydır. Kötüyü anan bile doğurur derler. İnsanın kardeşidir. Şimdi eşine şöyle bak. Bir günahını bazen görme, Allah öyle yapıyor. Bazen bir yaz. Bir iyiliğini Allah en az 10 görüyor. Sen de en az 10 gör. Ne olur arası? Cennet olur. Tersini yapalım. Bir günahını 10, 10 sevabını bir görürsen, orası adı konulmamış cehennemdir. Ya cehennem. Hey hey, mutlu olmak elimizde be kardeşim. Ya affı beceremiyoruz, tahammül edemiyoruz. Öyle kabul edemiyoruz. Değiştirmeye kalkma. O artık o kendisi değişirse değişir. Değişime direnenler en çok inattır. Değişmeyecek hiçbir şey yoktur. Her verilen fırsat eğitilmeye, öğretilmeye muştaktır, muhtaçtır. Her şey ama. Ne vermiş Allah? Şefkat, muhabbet, aşk, adavet, nefret, cömertlik, irfan, her şey. Mesela cömertlikte meşhur kimdir en çok? Hatem-i Tayyi. Ve Müslüman değil. Hatem-i Tayyi cömertliği doğuştan Hatem-i Tayyi doğmamış. Öğrenmiş biliyor musunuz? Öğrenmiş ve uygulamış. Başlangıcını ve sonucunu söyleyeyim. Adama demişler ki cömertliği nasıl öğrendi? Cömertlik bir his değil mi? Abi ben cömert değilim de ne yapayım? Öyle bir şey yok kardeşim. Öğreneceksin. Köpek eğitiliyor. At eğitiliyor. Duygu da eğitiliyor. Bak nasıl eğitmiş. Nasıl cömert oldun demişler. Ay, nasıl cömert oldun? Demiş ki saatlerce usta ile çırağını seyrettim diyor. Saatlerce. Nasıl yapmış? Usta elindeki kerbici duvara koyup eli boşalınca çırak o zaman eline kerpiç veriyor. Yoksa vermiyor, uzatmıyor. Dikkat et, iki şey yapıyor. Usta elindeki kerpiçi duvara koyuyormuş. Eli boşalınca çırak veriyormuş. Çırak vermiyor. Onlar Tanrı der Allah'a. Bakmış saatlerce eli boşalmadıkça çırak vermiyor. Eli de boşalması için ile koyması lazım. Eli de olmaz. Ha demiş. Olan usta elindekini çıkarmadıkça arkadan gelmiyorsa ben elimdekini çıkarmadıkça Tanrı da vermez diyor. Verdikçe Allah da verdi. Adetullah kanunu bu. Allah'ın kanunudur. Verene verilecektir. Tamam. Verdikçe verdi. Verdikçe verdi. Adam cömert kabiliyeti. Futbolcu oldu yani. Antrenman yapa yapa yetişti ya. Yani eğiteceksin kardeşim. Vermeye vermeye cimri ve pinti olursun ha böyle ha böyle böyle. Bu sefer cezası burada olsa hiç hayır hasenat yapamadığın gibi vermeye alışmadığın için canın Azrail'e de veremeyecek hali gibi. Nasıl vereceksin şimdi? Azrail'e nasıl vereceksin canını? Vermeye alışmamışsın. Çünkü mutlu olmayı çıkan hiçbir şey iyi değildir. Yani mutlu olmayı yıkan hiçbir şey evde iyi değil. Mesela bazen derler, abi bunu mu yapayım, bunu mu yapayım? Kendi işini yapmadıkça hiçbir iş senin işin değildir. Kendin işini yapacaksın. Kimsenin işine karışma. Cemaat ve arkadaşlarınla irtibatını çoğalt, maneviyatın için takvanı artır. Çabuk sana rahatlık getiren şey, sana tiryakilik yapar, buna ihtimam etme. Çabuk rahatlık, çabuk para getiren, çabuk seni mutlu hisseden şey sana tiryakilik yapar. Ucuzdur o, seni ucuz yapar. Sonra ona doyamazsın artık. İmam-ı Şafii'nin radıyallahu anh bir mana sözü, değerli şeylerle meşgul olmasanız değersiz şeyler sizi meşgul eder demiş. Şimdi başka bir yer okuyorum. İnsanın tamam hakikatlerinin ortaya çıkıp tayin etme zemini burası değildir. Yani mutlu olmak istiyor ya, huzurlu olmak istiyor, şunu istiyor, bunu. Yani sen neyi, nerede aradığını bilmiyorsun. Öyle bir dünya yok.
Burası alem-i kevni fesattır, karmaattır. Öyle ikisi beraber gidiyor, tek yoktur. Yani sen ne istiyorsun? Olmaz mı? Bak bakalım dünya buna müsait mi? Sevgin ve nefretinin manasına cevap niçindir? Bir daha. Sevgin ve nefretinin manasına cevap niçindir? Niçin nefret ve sevdin sorusudur. Yani niye bundan nefret ediyorsun? Bak bakalım. Yani onu ortadan kaldıracak ve onu getireceği sıkıntılara cevap olur mu bulacağın cevap? Niye ondan nefret ediyorsun? Niye onu sevmiyor veya seviyorsun? O zaman nefretin veya sevgin değerli kılan ona niçin sorusu sormandır. Derdi dünya olanın dünya kadar derdi olur. Sevdiğini de sevildiğini de bil yani. Derdi dünya olanın dünya kadar derdi olurmuş. Bu İslam alimlerin kelam-ı kibaridir bu. Derdi dünya olanın dünya kadar derdi olur. Alimlerin sözüdür. Not yazmışım. Seviliyorsan, ki mutlaka seviliyor, en azından çocuk seni seviyor, sevildiğini bil. Başka? İnsanlar para kazanmak için rahatını ortadan kaldırıyorlar. Hazreti Ali diyor ki radıyallahu anh, insanlar diyor serveti kazanmak için diyor rahatını feda ederler, belki de sağlığını feda ederler. Sonra sağlığını kısmen kaybediyor para için. Sonra kazandığı parayla kaybettiğini alamaz. O zaman şöyle bir cümle koydum. Yaşamak için mi çalışıyorsun? Çalışmak için mi yaşıyorsun? Bir daha. Yani madem para kazanmak için huzurunu kaldırıyorsun, hak hukuka dikkat etmiyorsun, o zaman yaşamak için mi çalışıyorsun? Yoksa çalışmak için mi yaşıyorsun? Yani ustada sorulmuş. Ustad Şafi. Ustad niçin yiyor? Yaşamak için yiyor. Ama biz lezzet için yaşıyoruz. Lezzetlenmek için yaşıyoruz. Negatifle mücadele etmeye gücünü harcama. Sakın dertlerinden kurtulmak için gücünü harcama. Negatiflikle kötü ahlakını ortadan kaldırmak için gücünü harcama. Ya iyilik taraflarının çapını genişlettirmeye gücünü harca. Kötülük gözükmeyecektir. Mesela bir misal vereyim. Bu akşam derse gelmesek evde bir sürü ya bakayım bir televizyon açayım açmayayım, internet açayım açmayayım. Sıkıntı olacak değil mi Erdinç? Yani. Olacaktır ya. Gireyim mi girmeyeyim. Bundan nasıl kurtulacağım? Ya niye ben oraya gücümü harcayayım? Derse gelirim. Bak hiç hepsi değil. Değil mi? Yani. Hoş ya. Keşke gitseydim falan. Ya. Değil mi? Umduğumu da bulamıyorsun yani. Gitmiyor. Olmuyor. Çünkü yanlış yapıyoruz. Aksi damel de oluyor. He. Dünü olmadan yarını konuşulmaz. Abi benim 2'de 1 haletlerim değişiyor. Yukarılarda rüzgar sert eser. İnsansın. Bak senin üzerine çoluk çocuk vermiş Allah. Nefes alıyorsun bak. Bugün birisini gömdük mezara. Çok gömüyoruz da. Vakıfın babası olduğu için sarıkla dolaşırdı adam böyle. Gidi. Adam 90 küsür yaşındaydı. 90 küsür yaşında. Al sana şey vereyim. Çete ver. Al. Ondan sonra. Adam çok karabalık tabii tepecik. 200'ün üzerine insan şey oluyor. O normal. Pandemiden önce. Şimdi derse girdiğim zaman yandan kapı 90 küsür yaşında adam kalkar hürmet ederdi. Bugün giren kabre giren. Utanırdım, geri dönerdim. Ona gereken ihtiramımı yapardım. Onu hatırladım. Yani çok acayip yani. Kalkardı kesinlikle bizi içeriye bir hoca, alim bir hoca girdi mi o oturarak karşılamazdı. Şimdi bu adama ne yapacaklar?
Aynen öyle yapacaklar. Ayakta kaşılacak. Ayakta kaşılayacaklar. Men dakka duka, Allah'ın karnı bu. Ki burada konuşuyorum. En az 10 katı. O en az 10 katı. Tabii hem de en az 10 katı. Allah düşündüğünüz gibi değil vallahi. Allah kendisini biraz da açsaydı korkarım isyan ederdik. Çünkü Allah kadar tatlı bir şey yoktur. Niye? Ondan lezzet alasın diye tatlı zannettiğin şeyleri de yaratan O'dur. Allah o zaman o senin lezzet ve zevk aldığından daha lezzetlidir. Allah kadar hoş bir şey yoktur. Bu inanç olarak söylemiyorum. Böyle içine doğar ya böyle. Böyle mest eder, mest. Sarhoş eder seni. Aşk işte bu yani. Böyle başka. Hemen kavuşmak istersin. Allah Allah. Seçeyim. Kelam taşıyıcıdır. Kelam taşıyıcıdır. Bazen vahiyi, bazen de kadim kültürü, bazen de seni taşır. Kelam taşıma özelliği var. Bazen vahiyi taşır, bazen de seni taşır. Karşıya taşınırsın. Çok etkilendim diyorsun ya. Allah Allah. Bazen kelam kuyudan çıkmana iptir, merdivendir. Bazen uzay görmek için dürbündür. Bazen yukarı çıkmak için merdiven olur. Ya. Bazen de hapisten çıkmaya kilidi çözendir. Kokuyu bil. Kokuyu bil. Damıtıyorlar. Mesela gül kokusunu damıttıkları gibi kokuyu bile insan hafızasında kalıyor. Koku. Yani nasıl yapıyorlar? Damıtıyorlar. Allah da bu damıtma özelliğini insanın fıtratına koymuş. Yani ne yapmış? Kokuları somut değil, soyutları bile insan hissediyor. Hissettin ya orada şöyle hissetmiştim der. Bazı şeyler elinde mendil, bazı şeylerin de elinde koku olmuş. Mesela bazı şeyler mendil yaparsın, şak diye atarsın. Bazıları da devamlı koklarsın. Yani bazı hakikatler. Bazen bazı bir hakikatler seni alıp bazı pisliklerini götürür. Ne yaptım diyorsun ya. Keşke demeseydim, yapmasaydım. Bu işte diyor. Bazen de elindeki koku gibi devamlı kokladıkça keyif alırsın. Tefekkür gibi. Ya. Empati zorlanarak olur. Hem hal olmak, hem fikir olmak, hem de hissidir, hem de empati yerine geçer. Mesela ehli dünya yeni bulmuş empati, oysa bizde hem hal olmaktır. Karşıdakiyle hem hal olmak. Bizde kullanmış hem de ne kadar. Mesela kıyası bir nefs etmek gibi. Seçeyim. Özel insan olduklarımızın alameti Allah Celle Celaluhu onlara özelini vermiş. Ne vermiş? İmanı vereri kendisini vermiş sana. Hikmet ilmini Allah'ın özel belgesidir unutma. Hikmet ilmi Allah'ın özel kullarına özel muamelesidir. وَمَنْ يُتَلْ هِكْمَةَ فَقَدْ اُتَلْ خَيْرًا كَثِيرًا 12. sözün başında bir kime hikmet ilmi verilmişse ona çok büyük hayırlar verilmiştir. Yani hikmet ilmi ne biliyor musun? Şeklen anlatayım. Musa Aleyhisselam şeriat temsilcisidir Kur'an'da. Hızır Aleyhisselam hikmetin mümessilidir. Ümmeti demiş ki Musa Aleyhisselam'a ya Musa senden alim kim var mı? Kimse var mı? Bilmiyorum demiş. Şeriat hakim. Her şey bu zannediliyor. Bazıları fıkıh her din zannettiği gibi sırf. Fıkıh ilmi helaldir, haramdır, faizdir, günahtır falan sırf onu zannediyor. Yani davranış ilmi. Sonra
Cebrail aleyhisselam geliyor diyor, evet var diyor senden daha. Bu sefer talep ediyor, ya Rab, senin şeriatından beni bil. Evet, şeriatıma hakimsin. Ama bu başka ilim demiş. Ben bunun talibiyim demiş. Nasıl olabilirim? Demiş ki, Allah Allah. Bu dere bir yatak var. Böyle. Dere, nehir. Onu takip edeceksin. Sonra başka bir yerden de başka bir nehir gelecek. Bu ikisi birleştiği yere yol çatısı gibi deniliyor. O çatıda orada bir zat göreceksin. O iki suyun birleşip tek olduğu bir yerde ondan alırsın demiş. Tamam, ben hikmeti anlatmak için söylüyorum. Peki alameti nedir? İşte yanına da Yuşa aleyhisselam almış. Seçkin birisi ama rivayetlerde Yuşa olduğu anlaşılıyor. Sonra gittik sepete pişmiş, tuzlanmış, balık koymuş. Rivayetlere göre canlı değil ama pişmiş ya. Hikmeti bu. Sonra oraya geldikleri zaman pek kimse yok. Uyuyakalmışlar. Uyudukları zaman uyanıyor şey, Musa Aleyhisselam uyuyor. Ötekisi de hafif şey, o balık pişmiş, tuzlanmış, sepetten çıkıyor, canlanıyor, nehre gidiyor, atlıyor. Allah Allah demiş. İyi, uyanınca Musa Aleyhisselam'a söylerim. Bak şimdi. Sonra Musa Aleyhisselam uyanıyor ama unutuyor söylemeyi. Çekip gidiyorlar. Sonra Musa Aleyhisselam acıkıyor malum. Bu kısa. Kur'an'daki kısa bu. Sonra Musa Aleyhisselam hadi o balığı çıkar da yiyelim. Oo, balık falan yerde şurada. Ha, buluşacağımız zat oradaydı. Hadi geri dönelim. Geri dönüyorlar ki örtüsünün altına yatmış bir adam var. Selam veriyorlar falan. O da tanıyor. Şimdi o hikmet Hızır aleyhisselam. Şimdi o nehir nedir nehir? O nehir birisi şeriat, birisi hakikat. Cem olursa hikmet olur. İkisi tek nehir oluyor. Yani şu kafada, yani eylem yaparsak bir tanesi amel, Musa'yı temsil eder. Bir tanesi de hikmet ilmi. Hızır'ı temsil eder. Hızır'ı temsil eder hikmet. Onun için Allah'ın özel kullarına eşyanın hakikatını, davranışların hikmetini, arka tarafını söyler, üfler kulağına. Onun hikmettir. Onun için وَمَا لِيُتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ اُتُوْا خَيْرَ كَثِيرًا. Kime hikmet verilmişse, 12. sözde mi geçiyor bu? 12, bu ayet. Allah'ın özel vergisidir. Şimdi sen şimdi kendini bazılarına bunu şey için yazdım. Bazen beni de kapıyor. Yani acaba Allah beni hani seviyor mu? Yani Allah insan bilmek ister de sevildiğini. Sen seviliyorsun ve özelsin. Nasıl özelim? Özele özel muamele yapılıyor. Ne yaptı sana Allah? Allah imanı nasip etti. Yani en çok sevdiğini kendisini verdi. Peki başka ne yaptı? Yetmiyor. Anlar bir şey satıldığı zaman trende yetmiyor, şu da var, şu da var diyor falan. Namazı nasip etti. Orucu nasip etti. Allah'a, herkese nasip etmiyor. Ya. Bazı insanlar denizin üzerindeki çöpleri, bidonları toplar. Bazıları içindeki balıkların peşindedir. Bazıları da denizin içindeki inciye hastadır. İnciye. Yani iki, üçü de gemi okyanusta duruyor. Kim neyin peşindeyse o. Ya. Aşıkların sözlerini alıp satana aşık denmez. Sen yaşamadıkça, içini görmeden dış duvarını vasfedilir sarayın. Yani mesela aşık sen oldun. Yok, bu aşık aşkı mecazdan bahsetmiyorum yani. Böyle. İçsel doğru, içsel. Yani sen olmaya çalış. Başkası olma. Şeyde büyük zatlar demiş ki
Merkebe binmek meziyet değil demiş araba gibi. Merkebin büyük zatları demiş böyle. Ahmediye de yazıyor galiba. Orada yanmışım. Merkebe bindin diyor. Bırakırsan ahıra gider. Ama sen yönetirsen saraya gider. Orada Ahmediye de demiş. Bir şeyin şifa derecesi zehirindedir. Şimdi insanda irade var ve ihtiyar var. Biraz konuyu değiştireyim. İrade, vicdanda ne vardı? 4 tane. Şurada yazayım ben isterseniz. Vicdan. 1, 2, 3, 4. Vicdan soğan kabuğu gibi düşünürseniz soğan, en dışında irade var. İçinde zihin var. İçinde his var. Bir şey anlatacağım bunlar. Daha içinde latife-i Rabbaniye var. Şimdi bu vicdan bizde acaba çalışıyor mu çalışmıyor mu? Uygulayalım mı? Tabii evet, çok büyük oldu. Uygulayalım mı? Bakayım çalışıyor mu? Şimdi ilk önce tarifini bir yapayım. İhtiyar hayvanlarda vardır. İhtiyar, cüz-i ihtiyar hayvanlarda, delilerde, kafirlerde vardır. İrade yoktur. İrade vicdani olduğu için. İhtiyar nedir? Şimdiki zamanda bu mu, şu mu, o mu, bu mu? Hiç geçmişte geleceğe bakmadan hangisi hevesime geliyorsa o anda havama hangisi geliyorsa onu seçiyorum. Bu cüz-i ihtiyardır. Geçmişte gelecekte yorumlamadan seçmek, anda seçmek. İrade ise geçmişin kültürün, geçmiş yani Allah olur. Geçmişin kültür, gelenek, örf, anane yani Allah'a iman ile geçmişin bütünlüğüyle, geçmiş hayatınla ahirete iman, ahiret, gelecek, geçmişin Allah'a iman, geleceğin ahirete iman, geçmişinle geleceğe bakarak anda ihtiyarla, ihtiyara yaptırmaktır irade. Onun için irade çift kanatlıdır. Onun için elestu bi rabbikum kalu bela diyen ihtiyar değildir, iradedir. İradedir. Bunu bildik. Tamam mı? Şimdi kaderin şeyi. Şimdi vicdanım çalışıyor. İradem çalışıp çalışmadığına delil bak şu. Kendini sorgulayan, kendi kendini eleştiren, kendini hakir gören, psikolojin bozulmamak şartıyla kendini beğenmeyecek. Eğer kendini sorgulayan, kendi kendini eleştiren, hariçten birisi de sana ya bu ama usulüne tabii toplumun içinde değil. Yani paldır küldür yanlış yapıyorsun kardeşim ne anlatıyorsun bana, ne diyorsun bana toplum içinde o yanlış. Yanlış da olsa bunun için yanlış. Şimdi usulüne uygun birisi seni eleştiriyorsa, birisi yakandaki art niyette olmamak şartıyla akrebi gösteriyorsa tabii ki insan hemen memnun olmaz o. Rahatsız olur ne olursa olsun hey Allah razı olsun der ama sıkılır. Sen buna rıza gösteriyorsan eylemsel ve kendini de kusuru derüht ediyorsan bu iraden o nispette çalışıyor. Kendini eleştiriyorsan, kendin kendini hakir görüyorsan, ihtiyar galip ise asla kendini sorgulamaz, kendini kimse eleştirmez. Oo, evet tamam falan hemen bir şey dedin mi hemen duman eder. İradeli insan kusurlar ortaya çıktıkça memnun olur. İradeye o nispetle. Şimdi geliyoruz. Şunun vazifesi neydi? İrade. İbadetullah. İbadetullah. Tullah ile kendisini gösterir. Kusurunu görmek. Zihin neyi olarak gösterir? Marifetullah. Marife onu anlatacağım şimdi.
His ne ile gösterir? Muhabbetullah. Muhabbetullah. Başta demiştim, Risale'nin dersi değil. Biz maç konuşacaktık bugün. Maç konuşmadık, bunu konuşuyoruz. Bazılar itiraz eder, ya ne diyor ya? Risale'nin dersi değil, maç. Maç seyredecektik, bunu konuşalım. İyi, daha iyi olur. Muşahadetullah bu da. Çünkü bu akşam ders benim değildi. Şimdi bak, insan ibadet yaptıkça iradesi artar. Marifetullah da terakki edince zihni artar. Ne demektir anlatacağım. Muhabbetullah arttıkça hissi artar. Müşahadetullah olsa Latife Rabbani sakar. Yani birbirini geçiştirir. Şimdi iradeyi anladık. Nedir o? Kendini öz eleştiri yapıyorsa, kendini sorguluyorsa, aslında yargılıyorsa. Aslında bu bir ibadettir yani. Kendini ibadet. Öz eleştiri yapmak ibadet. İbadettir. İbadet budur aslında. İbadet bu. İrade bu. İraden çalışıyor. Ondan sonra Yasin dedi, Musus İtami. Yasin kardeş böyle. Ya şu şeyin var ya, bu özelin değil ama hizmetle alakalı veya senin onun şeyinde, bu yanlışın. Tamam abi, tamam kardeşim, hususi, rencide etmeden, kırıp dökmeden diyor da o da kabul ediyorsa iraden o nispeti çalışıyor. Yakanda akrep gösteriyor. Tamam, art niyet yok. Tamam. Eğer ben bunu itiyorsam, ihtiyar var. Onun için Üstad Hazretleri ihtiyarımda vazgeçtim diyor. Anladınız mı? Şimdi anladın mı? Ben cüz-i ihtiyarımdan vazgeçtim diyor. Bakalım, evet, vazgeçtim diyor. Neyle vazgeçti? İradesiyle. Şimdi, eğer kusurlarını görüyor ve deruhte ediyorsa, az, fark, noksan, kusur ne? Kusurları kendine deruhte ediyorsa, beşer zulmeder, kader adalet eder deyip, mesela Üstad 28 sene hapishane işkence görmüş, bilmem ne yapmış. Ne yapmış? Demiş ki, ben kaderim diyor, bu tokatına müstahaktım. Beşerin zulmüne bakmıyor. Sırf onun eliyle Allah'ın muamelesine razı gösteriyor. Bu da muhabbetullah. Muhabbetullah olduğu için, marifetullah pardon. Marifetullah olduğu için Allah'ı tanıdıkça Allah kusur üzerine alıyor. Olaylar arasındaki bağlantıyı kurabildi. Kuldu. Yani marifet sahibi. Marifet sahibi. Ne? Kusuru dem. Yani bu olaylardan çıktı. Olayla savaşmıyor. Ya beni nasıl hapsederler ya, nasıl derler ya, bana nasıl dersin ya, ben hak etmemiştim. Gözünü dizini dursun, kaç sene ben saçımı sana süpürge yaptım bilmem ne evde. Anlamamışsın sen işi. Sen işi beşeriyettin ha. Anlamamışız yani. Tamam, beşer zulmeder. Orada dursun. Bırak artık. Kader adalet eder. O zaman kusuru deruhte etti mi? Ya bununla, boşver bunu ya. Allah beni bununla terbiye ediyor ya. Bununla bana bir şey diyor. Beni bir yere sevk ediyor. Ben bu mektubu okuyacağım. Marifetin var demektir. Senin zihninde mekan açıldı demektir. Tamam. Sonra bu yani kusuru deruhte ettikçe kendin devre dışı oluyorsun. Sonra dostunu, düşmanını kuyruğuna basana, menfaati olana, çıkarı olana seni düşmanlık ediyorsa kendi olmadı. Eğer Allah için, Allah için dost, Allah için düşman yapıyorsan, senin düşmanın Allah düşmanları ise senin muhabbetullah var demektir kardeşim. Hissin çalışıyor kardeşim. Yani mesela ben bu adamı niçin sevmiyorum? Niçin? Neden değil? Niçin? Ben bunu niye için sevmiyorum? Ben bunu niye seviyorum? Niçini seviyorum? Bu adam, bu insan sevmedim, mimiklerini, hareketlerini sevmiyorum ama yani beğenmiyorum ama ehl-i sünnet ve cemaat dairesi içinde hizmet ediyor. Onun için seviyorum. Mesela bir misal söyleyeyim. Beni televizyon ekranlarına çıkıp hakaret eden adam, siz de şahit olun, seviyorum ve dua ediyorum ve hakkımı da helal ediyorum. Bir sürü hakaret de ettiği halde. Çünkü ehl-i sünnet vel cemaat olduğu için, ehl-i sünnet vel cemaat için hizmet ettiği için kısmen ben onu her şeyimi hoş görüyorum. Yani fiilen göstermek için. Çünkü benim işim Allah ile ya. Küfür etse ne olur, hapsetse ne olur. Öyle. Demek ki his çalışıyor. Şimdi eğer
bedensel hayatın dayatmaları var, tiryakiliklerimiz var, isteklerimiz var. Bak onu, çak onu, ol onu, ver onu, verme onu. Yani bedensel hayat. Bak onu, gir internete, YouTube'a git, şöyle yap bana, şunu bana al, şunu yaparsın. Yani bedensel haz, tamam mı? Tiryakilikler, zevk tuzakları olur, lezzet olur. Yani yeme, içme, giyinme, barınma, ikide bir araba, telefon değiştirme şeyler oluyor ya, böyle. Bedensel hayat, kuvve-i şehediye, istediklerinden. Bu beden istiyor. Ruh diyor ki, hayır, dur orada. Film geçiyor, namaz geçiyor. Tamam. Ya bu fırsat geçiyor, ömür gidiyor. Ehemle mühimi ayır dedim. Bedensel hayatı ikinci derecede bırakıp ruhsal hayatı bir esas alırsa, ruh esas alınca beden ona göre ölmüştür. Bu öldü. Nereye öldü? Yani kutsi bir şey uğruna. Bedensel hazlar, istekleri ruha göre öldü. O zaman beden isteklerinden biz vazgeçersek ruhun nesidir bu? Şehittir. Bu şehittir. Bu beden şehittir. Öldü. Ne adına öldü? Vatan, millet, namus adına değil. Ne adına öldü efendim? Pencere açsanız mı biraz? Niye? Olsunuz. Aç. Tamam. Niye öldü bu bedensel hazlar? Ruhu esas aldık. Bu beden şehit olmuşsa ruh adına, vatan, millet, o zaman ruh da şahit olacak. Subhaneke ya şehid talite ya şahide cinne minen nari biafike ya Rahman. Subhaneke ya şehid talite ya şahide ecinne minen nari biafike ya Rahman. Sabah okumuyor musun? İkindi okumuyor musun? İlk önce Subhaneke ya şehid, şehit olan, sonra şahit hakkını kazanır, şehit. Ne uğruna şehit oldu bedeni? Ruh adına devre dışı yaptım. Subhaneke ya şehid, talite ya şahid. Allah'ım bu şahit, isme mazhar oluyorsun. Ha, ruh esas aldın, bedene dur diyorsun, dur lan. İkide bir yatağa, ikinden sonra yatırıyorsun, şunu yediriyorsun, içiriyorsun. Pisti, gübre fabrikası yaptın lan beni, diyorsun buna. Çık da, yedirmem lan seni o kadar, al çak. Şimdiye kadar bindin bana. Tamam mı? Mesela kül aldın, külüyle de savaştıran gene şeytan. Lan iyi gözükmüyorsun diyor şeytan. Şimdi bu, yedirdin bana, şimdi yeme diyor. Hep de maskara yaptı, yediren o, yedirmeyen de şimdi o. Çünkü bak güzel gözükmüyorsun diyor. Yani o ruh değil ama söyleyen, kilo vermen lazım, iyi gözükmen lazım, çıta gibi olman lazım. Ona da diyen bu namussuz, bu şeytan yani, bu alçak. Namus yani şahsiyetsiz demektir. Namus emir derdin, kanun iradedendir. Namus o. Şahsiyet yok yani. Bir öyle biniyor bize, bir böyle. Ha, bedeni azlardan ruh adına terk edersek beden öldü demektir. Ruh o zaman şahit oluyor. Nereye? Müşahedetullah'a. Allah'ı seyretmeye hakkını kazanıyor. Yani nasıl seyredersin? Allah'ı seyreden diyecek ki hiç biliriz belki de dersi dinleyenler eskiler bilir. Ya biz Allah'ı nasıl seyrettik? Allah'ı seyretmişsin, Allah'ı görmüşsün de haberin yok. Cehaletimizden dolayı biz Allah'ı görmedik diyoruz. Mesela Allah'ı görmeyi yapayım. Biz maalesef görmeyi göze indirgedik. Yemeğin tadını gözle mi görürüz? Ne dedin? Kulak kullanıyor. Sesin gözü kulak. Kokunun gözü burun. Tadın değil. Eşyanın sureti, sureti göz. Eşyanın hakikati akıl. Peki mahiyeti kalp. Aşk, muhabbet, sevgi, vefa. Bunlar neyin gözüdür? Mesela gördüğüm zaman vefa hatırlıyorum mesela. Bu içseldir. Yani gözü buna indirdik ya. Gözüpsi bu zannediyoruz ya. Atom görmez ki, madde görmez ki. Ruh, göz görmez kardeşim. Ruh bu pencereden seyreder. Gözlük mü görüyor? Gözlükle görüyorum. Bir daha.
gözlük görmüyor. Gözlükle görüyorum. Göz görmüyor, gözle görüyorum. Gözle görüyorum, kulakla işitiyorum. Tamam mı? Şimdi, görmek demek ki farklı. Koku, burun, bunlar gözdür. Peki, kalbin gözü nedir kalbin gözü? Sevmektir. Sevmek ve nefret mali diyoruz da işaret edeceğiz daha. Aklın gözü nedir? Düşünmektir, tefekkür etmektir, fikretmektir, fehmetmektir. Gözü o. Kafa gözü eşyanın suretidir. Bırak eşyayı ya. Amalarda yaşıyor. Kafa gözü yok. Ha. Şimdi Allah'ı görmek elbette ki kafa gözüyle olmaz. Ya akıl gözüyle olacak, ya kalp gözüyle, ya ruh. Namazdasın. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Errahmanirrahim. Namaz kılıyoruz. Bazen bir derste veya bir namazda böyle coşmuyor musun? Allah kendisini sana araladı. Ben senin şu anda razıyım ha. O zaman da razıydım ama şimdi çok razıyım. Seni seviyorum ama mest olmak o. Melek mest, şems mest. İşte his Allah'ı görme makamına, Latife Rabbani'ye çıkıyor. Errahmanirrahim, Maliki yevmiddin. Hissediyor ya. O his gözdür. Allah hazır olduğu için huzur sende oldu. Sen de dalamet böyle mest oldun. O görüyor işte. Latife Rabbani, Allah'ı görmese bu hale gelmezsin. Ama görmeyi göze indirgediğin için oysa Allah'ı görüyorsun da bilmiyorsun. Bazen de dua ederken yani o an. Of! Nasıl çakıyor değil mi bazen? He, ya Rabbi. Yani sanki yani. Kalk diyor şey. Ben o. He. Ya Rabbi. bazen ya Rabbi bu olacak bir şey değil ama. Öyle bir şey yok. Olmazları olduransın. Öyle bizim için şey değil. Ondan sonra bazen de ya Rab senin derdi ki Rüştü abi, murad-ı ilahi odur, zorlama. Ben de ona derdim ki, abi dedim, murad-ı ilahi dedi, Allah'a mahkum etme. Muradından da vazgeçebilir Allah ya. Sen dua et yapsın. Yapma, zorlama öyle dedi. Sonra verir, kaldıramazsın. Ama da oldu. Yani zorladım, olmayacak şeyi yaptı. Hakikaten aleyhim de oldu. Sonra oldu ya. Kaç defa. Ondan sonra da kesinlikle. Ya Rab hikmetin iktiza ediyorsun. Hayli kapılarını. Ya Rab hayliyse nasıl et. Ama çok istiyorsun. Ya Rab onu da hayli kıl. Kalbimi de memnun et. Ya murad-ı ilahi bu değil. Ya abi dedim ya. Bu muradın da mahkum değil ya dedim muradın Allah. Muradını da kaldırır dedim ya. Ondan sonra var böyle Ahmediye'de bu tür şeyler var. Diyor ki Musa Aleyhisselam'ın mekibesinde var yani. Olmuş. Musa Aleyhisselam her hafta Allah ile görüşürdü Tursin'e de. Gidermiş böyle. Adam demiş ki orada yazıyor. Evet abi. Adam demiş ki ya Musa ey Allah'ın peygamberi bir Rabbime söyle dedi ya falan. Yani ha demeden dur. Geçiyordu. Ey Allah'ın kulu diyor. Ha, ben Rabbime gidiyorum dedi. Bir şey söylemek ister misin? Ey Allah'ın peygamberi hiç erkeğim olmuyor dedi, hep kız çocuğu oluyor dedi. Ya Rabbine sor sana dedi. Ondan sonra yani benim erkeğim niye olmuyor dedi. Ondan sonra benim muradım Cenab-ı Hak da demiş ki dönerken benim muradım öyle dedi. Erkek yok onun üzerine kız çocuğu cerrah edecek dedi. Tamam ne yapalım dedi. Sonra aynı zaman sonra bakmış ki adamın erkek çocuğu olmuş. Benim de büyümüş. Musa Allah Allah hiç ona sormadan ya Rabbi bu bilmem ne tarihte bunun muradın buydu. Tamam mı? Bak şimdi iyi dinleyin. Muradın buydu. Bunun muradım erkek üzerinde değildi. Hep kız çocuğu vardı. Ya Rab buna erkek çocuğu muradın değildi. Nasıl oldu? Niye verdin dedi. Ya dedi. Ya Musa. Muradım oydu ama dedi. Metzup yani Allah'ı seven bir kalbi Allah kırmıyor. Ona misafir oldu dedi. O tutturdu ile ağzı dedi. Dili durmuyor dedi. Ya Rab buna vereceksin. Vermedikçe ben buradan gitmem dedi. Vereceksin. Sırf o sevdiğim kulum için muradımdan başka muratla vazgeçtim.
Vermiş. Ama zorlamayın. Ama zorlayın. Bir tanesi de vardı ya abi. He? Bir tanesi de vardı ya, hem çocuk hem köşk hem... He ya? Ne acayip ya? Üçünü birden istemiş ya. Musa aleyhisselam. Ya dedi, adam hem fakir, hem fakir, hem çocuğu yok, hem uzun ömür. Dedi ki, çocuğu yok, fakir, ihtiyar. Musa aleyhisselam demiş ki, bunlardan bir tanesini seç. Allah duanı kabul edecek demiş. Cenab-ı Hak demiş ki, hakikaten akıllı kulları var Cenab-ı Hak. Yani Cenab-ı Hak diyor ki, Allah ne kadar mütevazi değil mi? İnsanın seviyesine iniyor. اَتَّنَزُلَاتِ اِلٰهِيَةِ عَلَى عُكُلِ بَشَرٍ Allah insanların seviyesinde ne kadar merhametli. Hep Allah'a uzaklaştırmışız kendimizden böyle. Dost istersen Allah yeter diyor. Dost ol ya. Ya Musa okuluma söyle. Üç tane de bir tanesini istesin. Bir tanesi kabul edecek. Ne dedi sen ezberlediğine göre söyle bakalım. O adam ne dedi? Tamam ya Musa. Dua ediyor. Bak diyor ki. Söyle ne diyor? Bir köşkte. Ya Rabbi, köşkte altın tasta. Altın tası, evladımın elinde altın tasta su içmeyi bana nasip eyle. Allah'ım, köşkte evladımın elinden altın tasta su içmeyi nasip eyle. Bir dua. Hep bir dua. Köşk dedi, servet verdi. Evlat verdi, evladının altın tas. Tamam. Ya uzun, ha, su içmeyi. Uzun su içme ömür şeyleri, günleri nasip etti. O günü de koydu. İçinde böyle. Yani şöyle dua et mesela şimdi. Ya Rabbi kazan bitene kadar canımı alma. Eğer canımı alacaksan kazalardan hesap sorma. Ama başladıktan sonra tabii. İnsan soyut düşünür, kavramsal düşünür, sembolik düşünür. Böyle bir insan. İnsan anlam ararken niçin sorusunu soruyor? Niçin? İnsan geçmişin ve geleceğin farkında. Çocuk, ufak çocukken yani eşyayı düşünür, bu somut düşünür, soyut düşünemez. Ne zaman yaşlandıkça, büyüdükçe insan somutu, şu varlığın arkasına geçerek soyut düşünmeye başlar. Böyle bir makama çıkıyor. Ama adam doğdu, öldü, ölecek. Hala somut düşünüyor. O geldi çocuk, gitti çocuk. Sini bulu, ruşt gibi. Evet, sini bulu, sini ruşt gibi. Peki, seçeyim birazdan. Neyi seviyorsun, neyi sevmiyorsun? Aslında onunla içini dışarıya taşıyorsun. Neyi seviyorsunuz, neyi sevmiyorsunuz, kimi seviyorsunuz, kimden nefret ediyorsunuz? Aslında o sizin kimliğinizdir. İçinizi dışarıya taşıyorsunuz. Kim olduğunuzu gösteriyor. Sevdiğiniz siz cinstendir. Sevmediğiniz de sizin karşıtınızdır. Suret ise bahane olmuş, ayna olmuş. Bazen ben düşünüyorum, ben ki hiç Risale-i Nurlarla namaza başlamış, ve itikadımı düzeltmişim. Allah'ın Celle Celaluhu, bak şimdi, ben içim, herkes kendisine şey yapıyor. Hakikaten öyle. Risale-i Nurları tanıdım, namaza başladım ve itikadımı düzeltmişim. Allah'ı, ahireti özlüyorsam, yani ben içim, yani bunu okuyarak, Allah ve ahireti özlüyorum ve seviyorum. Korkmuyorum, ürkmüyorum. Ben nurlarla İtikadımı düzelttim, namaza başladım abi. Allah'ı ve ahireti özlüyorsam, onu seviyorsam, bana vesile olan Bediüzzaman Hazretleri Allah'a ve ahirete bakışı aşkını düşünemiyor. Resulullah'a zaten yazamadım. Bir daha. Ben bunlarla namaza başladım, Allah'ı seviyorum bunlarla. Ve ahiretle de ümitliyim. Ahiretle de ümitliyim ve seviyorum. Ben bunlarla bu hale beni getirmişse kısmen, bunun ortaya çıkmasına vesile olan Bediüzzaman Hazretleri'nin Allah ve ahiret sevgisi anlayışını hayal edemiyorum ya. Nasıl bir ruh? Yani nasıl durdu bedende? Yani bedende nasıl duruyor? Resulullah zaten konuşmuyoruz, onu açmayın sakın.
Denilemez olacak benim araçta. Ben nasıl bir şey bilemiyorum ama tabii. Bilemiyorum nasıl bir şey. Allah Allah. Yani bunun içimde coşar yani. Böyle keyif aldım böyle. Ben bu kitaplarla bu varı anlamak iken ya bunları ortaya koymaya vesile olan bir ruh, Bediüzzaman ruhu, Allah ve ahireti nasıl bir sevgisi var? Hayal edemiyorum ya. Ve dengede yaşıyor. Ne? Hiç acayip bir şey ya. Hem ben haramlara, helallere bu kadar hassassam acaba o büyükler ne kadar hassas? Ben sevabı nasıl yapacaklarından pek bahsetmem. Şikayet ediyorlar benden. Evratlar, eskarlar, şunun şu kadar fazileti var, şunun şu kadar çekim bahsetmiyorum pek. Sırf akşam yatsı arasındakini de namaz tesbihatı var ya. Namaz tesbihatı sonunda var. Peygamberlerin evradı. Akşam yatsı arasındaki bir de Hizbul Kur'an'ı okuyun diyorsunuz ama yani sohbetimin temelinde hani Cevşen'in şu kadar 1000 tane fazileti var, işte birinci fazilet, ikinci fazilet, bahsetmiyorum niye diye soruyorlar. Ben sevabı nasıl yapacaklarından pek bahsetmem. Neyle harcıyorum ömrümü? Nasıl haramlardan kaçarlar ondan bahsederim. Helalı ve tefekkürü yapınca nasıl ünlü aleme mazhar olacaklarından daha çok haramlar olunca dimağındaki vehim ve kalbindeki vesvese nasıl ortaya çıkıyor, ondan bahsediyor. Yani kaliteyi arttırıyor. Evet, yani tefekkür edince, evrad edince böyle keyifler, zevkler, haller, kerametler, keşifler olacak. Risale'nin de zaten bahsetmiyor. Yani haramlardan kaçmasan, yani aklındaki vehimler, haramlardan kaçmasan, kalbindeki vesveseler nasıl seni duman ettiğinden bahsediyor. Vesvese eylemde olur, vehim ise düşüncelerde olur. Vesvesenin hedefi namaz ve oruçtur, eylemdir. Ona musallat olur, eyleme musallat olur. İmana, abdeste, namaza, orucuna, fiile musallattır. Vehim ise akşam yattığın zaman vücuduna ateş basmasına, uykulara kaçmasına, suyu zannetmene, nefes almamana vesile olan vehimdir. Vehimdir. Yani vehim düşünseldir. Evet, düşünsel şüpheler, yani varsayımlar. Vehimdir. Nasıl erdeceğiz? İşte bu eylemin düşmanı değil vehim. Ben iyi değilim. Herhalde şimdi evde öleceğim. Ya çocukla cama gitmeyeyim, belki atarım. Camın yanına gitmeyin. Bunlar vehimdir. Kim yapıyor bunu? Ya nefs-i emare yapar, ya o anda cinlerin sinyalini alıyorsun veya YouTube veya işte filmlerden 7 sene önce seyrettiğin bir filmin enerjisel aktifliğidir, dişe vuruşudur. Bunlardan oluyor. Çünkü ayette diyor ki başınıza gelenler kendi ellerinizle işlediğiniz günahlardandır diyor. Ya niçin yaşadığını bilmiyorsa yaşadığına anlamsız kılar. Niçin yaşıyorsun? Bilmiyorsun. Niçin yaşıyorsun? Yani çok değerli şeyi harcıyorsun da ömür. Bir nefes almak ne demek olduğunu astım hastalarına sorun. Bu kadar değerli bir şey niçin yaşıyorsun? Kendinden daha değerli bir şey gayb olması lazım. Eğer niçinin yoksa hayat anlamsız kılar ve yaşanmaz hale gelir. İntihar sebep olur. Hayatınızın içerisine niçini koyun. Yani niçin yaşıyorsun? Neyi harcıyorsun? Ömrünü, gözünü, kalbini, vücudunu, ruhunu harcıyorsun. Bundan daha değerli bir şeyi hayatına gaye yapacaksın. O da Allah. Veya mana. Ya ben burada bu manayı nasıl şey yapacağım ya? Bunu nasıl mutala ve muzakere yapacağız? Hayatına gaye yaparsan bu sefer hayat anlamını bulur, sıkıntılar basamak olur. Hayatından daha basit şeyleri hayatına gaye yaparsan, hayat anlamını yitirir, intihar seçenek olur. Yani sıkıntı sebebi olur.
hayatından daha değerli hayatına gaye yapamamaktan kaynaklanıyor. Bir araba peşine koşuyor. Değer mi bu hayat? 25 sene faiz ödüyorsun ev şeyin için. Bankaya çalışıyorsun. Huzurunu kaybettin. Bina, faize çalışıyorsun. Eğer namazın yoksa tabii. Hayatta en büyük gayem bina sahibi olmak. Ne veriyorsun, ne aldın? Dün bugünün sebebidir der Mevlana Hazretleri. Dün bugünün sebebidir. Bugünün sebebi nedir? Yarındır. Dünyanın da sebebi ahirettir. Anne karnındaki çocuğun organları niye takılmış? Dünya için. İnsanların hisleri de, duyguları da, arzu ve istekleri de ahiret içindir. Burası için değildir. Dün neydi? Dün eğer yoksa bugün yoktur. Bugün diyebiliyorsanız dün vardır. Söyleyin bana, yarın yoksa bugün diyebilir misiniz? Dün, bugün, yarın birbirinden kopmazdır. Bugün diyebilmen için yarın olması lazım. Bugün diyebiliyorsanız dün vardır. Bugün diyebilmen için. Dün, aynı bir örnek gibi. Dünya diyebilmen için, dünya hazır zaman, şimdi izan. Elestu bi rabbikum, ta geçmişteki ruhlar alemi ve önümüzdeki ahiretin olması lazım. Seçiyorum. İbret almayı bilmiyorsak bizden ibret alırlar. Ne hale düştüğümüzden dolayı. Anlatılan dersleri hayata geçiremezsek sokma akıl denilir. Onlar ne kadar gidersin ki? Hayatına tatbik edemediğin evet. Her bilgi sende vesveseye yol açıyor değil mi? O kadar. Başka? Şimdi Hazreti İsa Aleyhisselam, bunu çok hoşuma gider 20. sözden. Hazreti İsa Aleyhisselam göğe yukarıya çıktı, çekildi. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam da toprağa girdi. Bir tanesi yukarı çıktı. Bir tanesi aşağıya girdi. Beni çok meşgul ederdi ya. O adamın mezarlığı, semalar, ötekisinin toprak. Fahri kainat. Fakat öyle bir dua etmiş ki, ya Rabbi beni Muhammed Aleyhisselatü Vesselam yerine değil, ümmeti yap demiş ve kabul olmuş. Tamam mı? Kabul ol. Onun dua ettiği şeyi biz yaşıyoruz. Farkında değil. Bir peygamberin duası. Peygamberin duası hayatımızda vardı, hala kendi kıymetinizi bilmiyoruz. O da mezar ölmemiş. Semada. Meskeni sema. Ya şuraya bak. Şimdi lima tekulune mala tefalun var ya, yapmadığını şöyle söylerseniz tesir etmez. Kendin gibi konuşasan demiş. Başkalarından alabilirsin ama kendinde harman yap, içine nefir ruh et. Başka o hadisten, alimlerden, risalinden alırsın ama nakletme. Onu harmanla. İçine de nefir ruh et. Ruhunu öfle. Ne kadar geçti? Saat ne tarafta kaldı? Ha. Bir saat. Bir saat oldu mu? Vay be. Şurayı da okuyayım da keseyim. İnsan sahte rahatlığı aramamalı. Bunu çok diyorum. Mesela esrar eroini onun için şey yapıyorlar. Sanki bu insanlar aptal. Yani çok ucuza, 5 kuruşa mutlu olmayı bilmiyoruz. İşte çok ucuz, çabuk ele geçen o rahatlamaların peşine koşma. Onlar bağımlılık yapar, tilyaki olur, senin tabutun olur, mezarın olur. Kalıcı ve ciddi lezzetlerin peşine koş. Kibirli insanlar var ya, kibirli insan. Bir, soru soramaz, özür dileyemez, yardım isteyemez. Tamam. Kendisini inşa etme adına talep edemez. Hayatın gayesine uygun yaşarsak ölümle yüzleşmek kolay olur.
hayatın gayesine uygun yaşarsak ölümle yüzleşme kolay olur. Ya. İyiler de kötüler de yani herkes iyilik yapabilir. Kötüler de yapabilir biliyor musunuz? Yani kötüyü Anadolu yani kötü insanlar da iyilik yapabilir ya bir kuşa bir şey verir. Ama kötülüklerden bilerek ancak iyiler kaçar. Kaçma. Terk'ten söylüyorum. 148 Kastamonu'dan. Terk var ya terk. Defi mefasi, terk-i kebair. Ancak kamil insanlar yapar. Yani iyiliği herkes yapabiliyor. Ama terk herkes yapamaz. Mektup, şey, Kastamonu 148. Terk. Terki her kişi yapar. Her kişi değil. Kastamonu şey iyi. İyiliğe yatırım yap. Sıradan şeylerde mutlu olmaya çalışma. O tuzaktır. Sigara, efendim esrar, eroin, ha 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 ha, aklını tembim, uyutarak, maç, onlar geçici hormonları aktif ediyor. Mesela öyle bir, mesela esrar ne yapıyor? Mutluluk hormonu derken serotonin mi işte, depamin mi bir maddesini aktif ediyor. Geçici böyle dünya oluşturuyor, tamam mı? Tabut. Sonra beyin ona alışa alışa onlar yetmez olur. Biraz da artırıyor. Sonra esrar eleğine dönüyor. Sonra kalk iğne ondan sonra intihar. Bunlar tuzaktır. Zevk tuzaklarıdır. Öyle ucuz mutluluk arama. Olsaydı peygamber ve evliyalar yapardı. Ha? Mesela helal ama tefekkür için söyleyeceğim size. Helal ama tefekkür için. Yanlışlık, o bir yanlışlık değil. Şimdi Allah Resulü mescide geliyor. Bir köşede zikri diyorlar, bir köşede ilim meclisi yapıyorlar. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ilim meclisine gidiyor. Evet. İlim meclisi cennet bahçenin bahçedir. Peki nedir o? Geçici bir zevktir o. Zikir evi. La ilahe illallah, la ilahe illallah. Keyiflidir, tamam mı? Kimse çıkmak istemez. Ama kendisine faydası var. Başkasına pek olmaz o kadar. İlim öyle değil. Hem kendisini taşınır, hem başkasına da nakleder, sirayet eder. Uzundur, uzun solukludur ilim meclisi. Onun için en kolayı zikirdir böyle. Hemen şey, meşru yani. Onun için tarikat fazla olur, ilim ehli az olur. Çünkü araba kullanırken de la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe. Haşa yanlış, tövbe estağfurullah. Doğru ama bu da maneviyatın ucuzu. İlim. Zikir değil, ilim farzdır. İyiliğe yatırım yap, sıradan şeylerde mutlu olmaya çalışma, başkalarını değil kendini kontrol ve değiştir, ümidini kaybetme, ümitle alakalı mesela bir bizim hoca anlatmıştı, ümitle alakalı Sultanbeyli'nde anlatmıştı böyle uzman şeyi. Demişti ki, ben dedi bir Mevlana'dan okumuş galiba, o da. Nakil ondan, yani ben naklediyorum. Süt tenceresine kurbağa atılmış. Bunu iyi sevdiğim bir hoca anlatıyor. Mevlana'dan okudum dedi. Ben de onu naklediyorum. Süt tenceresine, tencere süt, kurbağa atılmış. Kurbağa zorlamış, çıkayım diye bir tanesi, buradan çıkmaz demiş, ayrı ayrı tencerelere. Ya ümidini kesmiş, ya buradan çıkılır mı, çıkılmaz. Öteki kurbağa mutlaka bir yolu vardır demiş, devamlı zıplamış, devamlı zorlamış, sütü karıştırmış, yağ oluşmuş. Yağın üzerine çıkmış, oradan da atlamış. Yani ümidini kesme. Demiş evladım. Ya. Ümidini kesmemiş. Evet, bir saat birkaç dakikada geçti. Peki şunu da söyleyeyim de söylemeden vücut mevcut mahluk. Ehli ilime de son gönderme olsun. Lemalar 178. Diyor ki o mevcut vücut buluyor.
O mevcut vücut buluyor. Tamam, doğru. Tamam mı? Lemalarda, tabiat risalesinde. Evet. O mevcut, tamam. O mevcut vücut buluyor. Sen vücut buluyorsun mevcuda. He. Şimdi okuyayım. Evet, vücut, var olmak, Adem'in zıttıdır. Vücut, var olmak. Var olmak. Adem'in zıttı, var olmak. Mevcut ise o var olanın var olmasıdır. Vücut melekuttur. Mevcut mim mevcut surettir. Bu mevcuttur. Ruh vücuttur. Ruh mevcuttur. Ene vücuttur. Tamam mı? Şimdi var olmak, yokluktan çıkıp var olmak vücuttur. Var olunan da, o var olunan şey de mevcuttur. Şimdi sıfata dayandıracağım. Var olabilmek mevcut, subutu sıfatların ortaya çıkmasına mevcut. Zati sıfatı da vücut. Zati sıfatta ne vardı? Vücut, beka, kıdem, vahdaniyet, muhalefetin nilavadis, kıyam-ı bir nefs, tekvin. Bunun bütünselliği vücuttur. Subutu sıfat, ilim, irade, sem, basar, kelam, kudret. Tamam. İrade, kudret. Yedi de bu. Yedi mi? Eksik mi saydım? Hayat bir de. Yedi. Subutu sıfatların bütünselliği de mevcut. Zati sıfatların bütünselliği vücut. Subutu sıfatların bütünselliği mevcut. Esma-i hüsnaların, Esma-i hüsnaların bütünselliği mahluk. Tamam. Konuşulur bu ama... İlimle başladık, ilimle bitirelim. Vahir davahum en elhamdülillah rabbil alemin. Merak edenler için söylüyorum. Perşembe günü yarın değil mi? Yarın saat 12'de gene şeyimiz var, canlı yayın. 12'de dersimiz var. 12'de. Bir de akşam 9'da ders var. Ondan sonra bir de cumartesi akşamı her zaman değil, bir defa olacak. Şu kafanın içerisindeki serbest bölgenin haritalı dersini yapacağız akşam 9'da vakıflarla ve işte gelen de olur. Ama onun canlısını da vereceğiz. Şu kafanın içerisini sembollerle yapacağız inşallah. Tepecikte yapacağım. İnşallah Allah nasip ederse. Ahir davahu menilhamdülillah rabbil alemin. El Fatiha ve selavat. Soru var mı?